Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Son dönemde kazandıran satranç açılışları çok fazla izlenince biz de bir yenisini çekmek istedik Emre'yle. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Genelde Emre seslendiriyordu, analizleri yapıyordu. Şimdi ikimiz beraber aynı oyun üzerinde analiz yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Başlayalım. Bugün Urusov Gambit'ini ben aslında göstermek istedim. O Steins'in bir maçı vardı. Steins'in kaybettiği bir maç vardı. Ona hep beraber izleyeceğiz. Ben de normalde Urusov'u oynadığım için. Bir kez söylemeseydin sonu sürprizli olsaydı. Ya. Ben... Gerçi Urusov Gambit'ini anlattığımız için biraz da şey belli yani. Sonuç belli yani. E4, E5, Fil C4. Normalde biliyorsunuz atıp 3 devam yolu vardı. Fil C4'te fil açılışı diye geçiyor. Ve Urusov'un ikinci hamlesi. Ana hamlelerinden bir tanesi. At F6 genelde bunun cevabı. At C6 da oynanıyor da at F6 genelde tercih edilen turnuvalarda da görebileceğiniz. D4. Şu an Urusov Gambit'i D4 ile aslında hani nasıl diyeyim? Oynanmış oluyor. Oynanmış oluyor, doğru. E4. Burada E4 ya da at E4 de devam yollarından bir tanesi. At E4'ü göstereyim isterseniz biraz. At E4 devam yolundan sonra D5 ve artık tehdidiniz vezir D5 ile hem F7'ye baskı yapmak hem de atı almak oluyor. Ama burada sen bundan kaçınarak önce E4 almış. E4 at F3 gelişimine devam ediyor beyaz. Çünkü piyonu zaten her zaman alabilir. Şimdi zaten baskı buluyor. C5 zaten yanlış bir hamle olurdu. Çünkü D6 piyonu geri kalıyor. At E4. Şimdi ilk başta korkutucu gibi geliyor ikinci bir piyonu almak ama Stens pek çekinmemiş bundan. Hem piyonu alıp ondan sonra geri dönelim demiş. Aynen de öyle oynanmış. Vezir D4, at F6. Şimdi burada birkaç devam yolu var. At C3 oynanabilir. Fil G5, rok. Burada şunu tavsiye edeyim. Yani özellikle belli seviyelerin üstünde değilsek, yani Steins değilsek, mesela Steins burada siyah olarak korkmuyor ama ben mesela siyah olsam biraz korkardım. Yani tempo saymamız gerekiyor. Burada beyazın işte atı, veziri, fili oyunda ve şimdi bir alet daha geliştirecek, at ya da fil daha geliştirecek ve yani çok fazla temposu olacak, çok fazla tempo oyunda olacak. Hani, ve atak şansı yükseliyor. Evet, yani başına bir şey gelebilir siyahın. Eğer çok iyi bir düzeyde değilsek, çok iyi bir hesap yeteneğimiz yoksa bunları düşünmek lazım. Ve oyun açık. Şimdi eğer beyaz hızlı gelişebilirse atak yapabilir. Ama şu anlık zaten Steins çok bir problem görmemiş. O yüzden piyonu alıp atı geri dönmekte, hani zaman kaybetmekte bir piyon için değer demiş. Fil G5, fil E7, at C3. Şimdi burada at C3 yerine rok da olabilirdi ama herhalde uzun rok atmaya çalıştığı için at C3 geliyor. Siyahın burada C6 hamlesi ilginç. Biz de Emre ile bakmıştık. Hani at D5 ya da at B5 gidemesin diye mi C6 oynadı ama burada C6 gelmesi aslında hani bir yandan da D5'i hazırlıyor herhalde. Çünkü direkt ilk etapta at D5 oynayamıyoruz. Çünkü direkt at alır D5 var. O yüzden C6 kuşak olur mu? Yani gözüme güzel gözükmüyor açıkçası benim. Hani ya taş geliştirmiyorsun, rok atmıyorsun. Evet evet, yani rakibin bu kadar çok taşı oyundayken yani sadece yani gözüme güzel gözükmeyen hamleyi zaten yapmam yani. En azından böyle çok maç oynamış insanlar bilir. Hani dediğim gibi bir de hani tempo sayıyoruz demiştim ya, hani piyon hamlesi bir tempo değil. Yani burada rok atsa belki de daha iyi olurdu. Ya siyahlar da belki şeydi, hani F7'den ya da işte mesela merkezde hani kuvvetli olmak için C6 direkt bundan sonra D5, ondan sonra rok atarım diye düşünüyor herhalde. Beyazın cevabı uzun rok olmuş. Hatta at C3'ün sebebini de şimdi anlamış oluyoruz. Roktan sonra herhalde kaleye de E1'e gelip burada hani siyah rok atarsa gerçi çok da bir şey getirmiş olmayacak bu ama beyaz neredeyse gelişimi tamamladı. Ha evet, şu an gelişim tamamlanmış oldu. Bir diğer kale arasında bağlantı var. Diğer kaleyi de merkeze getirirse. Evet.
Transition sorun yok. Bir piyon kaybı var ama onun içinde gelişmiş taşları var, roku var. D5. D5 zaten bu fil bağlantısını kestiğini söylemiştik. Bir de merkeze ele geçiriyor siyah. Belki siyah da burada diyordur. Hani bir piyon verdim ama şu an gelişimde geri olmama rağmen şu an herhangi bir şey yok. Herhangi bir sorunum yok. Şimdi kale HE1. HE1. Burada ilk bakmamız gereken siyah fili alabiliyor mu? Siyah fili alırsa direkt vezir çarpı D8'de mat var. Çünkü artık fille alamıyoruz veziri. Çünkü açmaz var. Şahla da alamıyoruz. Çünkü kale korumalı. Direkt mat oluyor. O yüzden hem bir gelişim hamlesi yapmış oluyor burada beyaz. Beyaz için çok iyi hamle. Yani birden fazla iş yapan hamleler çok iyi hamleler. Yani benim çok hoşuma gidiyor ki herkes hani böyle hamleler yaptığı zaman hoşuna gidiyordur. Hani hem bir taşınızı savunup hem bir taşınızı çıktığınız zaman aynı anda. Ya da işte bir taşı tempoyla çıkmak dediğimiz, isteyerek çıkmak aynen falan. Bu aslında biraz ona örnek. Tempoyla evet, taş çıkmaya örnek. File altı. Şimdi o artık matı engelliyor. Artık fili bir yere kaçmamız lazım. Ha mesela siyah için de aynı şeyi söyleyebiliriz burada. Siyah da file altı oynayarak hem o hem o mattan kurtuldu bir şekilde. Hem de taşını geliştirmiş. Hem de taşını geliştirmiş oldu. Fil D3. Fil E2'ye dönmek artık buradan sonra olmazdı. Fil D3, vezir A5. Şimdi artık siyah o şeyden kurtuldu. Aslında şu an siyahın hiçbir sorunu yok. Vezir A5 ile artık şey hani beyazın şah kanadına doğru bir atak yapma çabası var. Şah B'dir. Büyük oktan sonra klasik bir beyaz hamlesi. Aynen. At B, D7. Aslında bu hamleden sonra anlıyoruz ki siyahın biraz da amacı uzun rok atmak artık. Bu hamleden sonra ben şunu anlıyorum. Siyah iyi bir oyuncu. şu an hiçbir sorunu kalmadı. Hiçbir sorunu kalmadı yani. At E5. Ve C5. Aslında bundan sonra biraz daha beyazın sorunları başlamıyor. Şimdi şah şu an güvende gibi bir şey. Tamam hat belki açılabilirlerdi ama her an rok atabilir zaten. Her iki kanada da. Şimdi eğer kısa rok atmayı düşünürse buradan kale C8 de burayı zorlayabilir. Belki ya da B5 C4 ile ve devamında piyonları sürerek buradan bir atak sağlayabilir. Ki filler de bu yönde çok iyi. Ama siyahın biraz daha şey olarak dikkatli olması lazım. Şu an belli taşlar kırışıldığında hani şah rok atamadan belki şu kanat şu açıkta kalabilir. Açıkta kalabilir evet. Vezir H4. At E5. Burada vezir H4 herhalde küçük roka engel olmak için yapılmış bir hamle. Çünkü beyaz da hani küçük roktan sonra siyahın hem taş gelişiminde neredeyse eşitlendiğini hem de piyon geride kaldığını görebiliyor. Ya aslında şöyle bir şey var. Şu an kısa rok yok. Kısa rok varsa kısa rok yaptığında direkt at D7 alabiliyor. At D7'ye de at da alamıyor. Çünkü şurası boşta. Ya ona bakalım isterseniz. Şurada kısa rok atılmıyor. Çünkü direkt bu var. Fil de alırsak şu boşta. Evet. İşte vezir H4 hamlesi de at da alırsa da zaten buradan mat var. O yüzden evet belki vezir H4 hamlesi kısa roku engelliyor. At E5, kale E5. Burada bir karar vermesi lazım. Burada da aynı şekilde herhalde kısa rok atamıyor yine. Kısa rok atarsa bu alış var. O yüzden burada artık uzun rok atmak istemiş. Aslında şahı da şu an çok bir tehdit yok gibi. Ama herhalde... Şimdi kalede bir falan, kalenin evet. O yarı açık hatta şey olması... Belki buradan sonra vermesi. İşte rok dönmek uzun rok. Belki ondan sonra işte C4 sonrasında işte... Yani gerçi şu an şu hattan kurtulması lazım.
Belki ilk başta D5 olabilir. Ha, D4 olabilir. Ha, D4 var. D4'ten sonra şurası. Yani Şahan'ın güven... Yani şu kaleyi oyuna katmış oldu diyebiliriz. Bilmiyorum. C5'te piyon varken böyle büyük ok tercihleri... Ama kısa ok atamıyor şu an. O yüzden zaten Şahan'ı orada tutmak istememişti. Biraz belki hani oyunun dengeleri şu son 2-3 hamlede değişmiş oldu. Yani Siyah'ın sorunu yoktur derken biraz daha böyle şu an ataklara maruz kaldı. Fil D2. Artık fil orada bir şey yapmadı. Bir tehdidi kalmadı. Açarak artık bir şeyler deneyecek. Tabii burada fil D2 oynarken F6'daki atın açarak bir şeyler yapma ihtimaline de bakmak lazım. Çünkü o yani vezirimizi böyle açarak konumlarında pek tutmak istemezsiniz genelde. Şu an herhalde sorun yok. Çünkü atla açarak bir şey yaptığında mesela bir alış ya da mesela fil düşüyor. Ya da mesela at D7 falan düşündün mü? At D7'ye mi? At D7'ye direkt şey var işte. He. Kale alırım falan diye ama oradan beyaz da açarak bir şey mi sağlıyor? Buna biraz hesap lazım. Evet. Evet. At D7'ye At D7'den sonra belki şu alış ondan sonra böyle bir şey olur. Yani biraz ortalık karışıyor gibi evet, ama karışıyor gibi. Biraz fazla hesap lazım. Gezir C7'ye. Evet. Fil D2'den sonra artık o açmazdan çıkmak istemiş. Pardon. O yüzden Vezir C7 oynamış. Aslında Vezir C7 biraz da hani buradaki Vezir C7 gelirim. Burada kaleye de isterim gibisinden. Çünkü Vezir B6 da olabilir. Şimdi at D7 daha rahat. Çünkü E7'deki fili de tuttum. Evet. Daha güzel bir hamle gibi. Gerçi at D7 gene fili. Gerçi at D7'den sonra alıştan sonra bu sefer alıp vezir değişimi var. Evet. Ve bu artık şey de yok. Şu an ya beyazın şu an kaleye de istemiş olur. Beyazın taşları aletleri en azından eskisi kadar aktif değil. Ama burada güzel bir hamle olarak at B5 var. At B5 de hem veziri istiyor. Gerçi tabii ki siyah bunu hesaplamış. Tanesi bunu hesaplamış burada da. Bir ara varyantı kaçırıyor herhalde. At B5. Şimdi alıyor vezir E5. Vezir E5'ten sonra ben bunu ilk gördüğümde direkt şey hesaplamıştım. Vezir E5'ten sonra ata A7 gelirim. Şah. Buradan sonra fil F4. Artık şimdi almak mecburi yoksa vezir düşüyor direkt. Alıp. Burada iki alet ve kaleye vezir değişmiş oluyor. Siyah. Ve konumu iyi oluyor. Zaten muhtemelen daha vezir C7 gelirken bunu hesaplamıştı. Ama burada kaçırdığı hamle şu olmuş herhalde. Yani burada fil F4. Yani burada şeye bakmıştık. Ata A7'ye bakmıştık. Burada, yani doğal bir hamle gibi duruyor at A7. Evet at A7 hani veziri almış oluyorsun ama şey oluyor ya. İki alet ve kaleye vezir değişmiş oluyorsun. Ama daha da güzel bir hamle var. Önce fil F4 geldi. Şimdi önce fil F4 geldiğinde direkt alamıyorsun. Çünkü direkt kale fili değişmiş oluyorsun. O yüzden burada vezir H5 oynanmış. Vezir değişimine. Ama burada kaçırdığı bir hamle at A7. At A7'den sonra aşağı buralara gidemiyoruz zaten. Tek şah D7 var. Ondan sonra da fil B5 mat oluyor. Ve eski dünya şampiyonlarından Steinitz 19 hamlede mat oluyor. Biz bu seriyi çok sevdik aslında. Lasker'e de böyle bir şey düzenlemiştik. Evet. Şimdi Steinitz'in kaybettiği bir maça baktık ama Deliye ne kadar sorun yoktu aslında. Ondan sonra bence ilk başlarda biraz sıkıntılıydı. Onu atlattı. Ama daha sonra şu büyük rok ya C5 sürdükten sonra şuraya şey yapayım. C5 sürdükten sonra vezir H4 hamlesi bayağı iyiymiş. Vezir H4 kısa roku engelliyor ve C5 bu sefer çok ortada kalıyor. Evet. Yani sanki ya rok atacaksın ya C5 süreceksin gibi. Burada C6 yerine ya belki muhtemelen rok C5 atırsa, sürerken C5 sürerken. Şu an rok atılmıyor pardon. Çünkü direkt at. Belki şurada alınıp ondan sonra rok atılabilirmiş.
Yani cebe sürmek yerine rok atamıyor dedim değil mi? Evet, anlık olarak rok atıyorsun. Evet, anlık olarak rok attığında herhalde yani sıkıntı. Yani işte bize hani... Bu Bills maçı değil ama. Değil mi? Yani bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var, hani rok atmaktaki amaç ne? Hani en başta bize öğretilen işte şahımızı piyon duvarının arkasına koyalım ve güvende olsun. Yani o piyon duvarını hani açıyorsanız yani bir şeyler elde etmeniz gerekiyor. Evet, Steinis de burada yani C5 tür büyük rok attı. Fakat onun karşısında bir şey elde edemedi ve çok açık kaldı pozisyon. Yani zaten mat olmasının sebebi de biraz o C5 hamlesi oldu. Yani evet, atı B5'e koydurmak ve arkasından A'yı, çünkü bütün taşları şu merkezde, şu bölgede toplandığı için atı A7, ya oralar çok boş kaldı ve evet, oradan zaten çift fille, yani taktik soruları çözenler bilir, çift fille bu büyük roka ataklar, atak problemleri çok var. Yani sürekli bir A6'ya vuruş, oradan fil çarpı A6 ile sürekli öyle bir mat problemleri vardır yani, çözenler bilir. Evet, bu da biraz şey gibi değil mi? Kaç... İşte iki hamlede matı buldunuz. Evet evet. Bu o konumlardan bir tanesi neredeyse. Evet, bugün Emre ile Urus Olgan Mütin'de bir maç inceledik. Umarım keyif almışsınızdır. Emre'ye de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi seyirler diliyoruz. Herkese iyi günler. İyi günler.